Çok yorulduk vallahi. Bence de. Şu omuzuma bir masaj yapsana. Yapamam Demir amca. Çünkü ben de bitmiş durumdayım. O da çok güzel oldu ama. Bence de çok güzel oldu. Canan ablam görünce bayılacak. Evet. Demir amca. Hı. Ya ben birazcık acıktım. Bir fikrim var o zaman. Ne fikriymiş o? Pizza söyleyeceğiz. Pizza. Ya ben bayılırım pizzaya. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Biliyorum yani. Kim bayılmaz pizzaya? Bayılır yani. Herkes bayılır. Tamam bak benim bildiğim çok güzel bir pizzacı var. Oradan sipariş veriyorum şimdi. Tamam ama bana peynirli ve sucuklu. Tamam. Ben de peynirli sucuklu seviyorum. Tamam onu. Candan ablan da sebzeli söyleyelim. Dur. Hah geldi. Candan abla. Kızım. Burası boya mı kokuyor? Evet. Bak sana bir sürprizimiz var. Şey ben bir sipariş verecektim de. Aa, bunu ne zaman yaptınız? Ben okuldan gelince yaptık. Beğendin mi? Süper olmuş. Çok beğendim. Bence de. Ellerinize sağlık. Canan abla, bugün evde pizza partisi var. Hem de Demir amcamdan. Ne? Pizza partisi mi? Bayılırım pizzaya. Ben hadi. De. Hadi gidelim. Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Bence sen mutfağa gidip bardak tabakları çıkarsan iyi olur. Çünkü pizza geliyor. Yardım edeyim mi sana? Yok yok ben kendim hallederim. Tamam. Candan. Ben dün gece saçmaladım. Çok saçmaladım hem de. Yani senin özel hayatına karışmak haddim değil. Önemli değil Demir. Yok önemli. Sen Öykü için neler yaptın? Hala daha yapmaya devam ediyorsun. Benim hakkım yok sana karışmaya. Özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Unuttum bile. Ben bakarım. Zeynep, ne işin var burada? Teyze? Anlatacağım demin, anlatacağım. Bir dakika, bir dakika. Ne işin var senin Öykü, burada? Öykü, Öykü nerede? Öykü! Teyze. Öykücüğüm. Teyzeciğim. Teyze. Teyze sen nereden çıktın? Aa o ne demek? Beni beklemiyor muydun? Hadi seni almaya geldim hazırlan. Yaşasın. Almaya mı geldin? Evet almaya geldim. İşlerim erken bitti hiç beklemiyordum. Hadi hazırlan çabuk ol. Tamam. Dur bir dur dur ya. Aa hemen sıkıldı bizden bücürük candan. Yok ondan değil Demir amca. Hayır yani Zeynep. Özledik seni vallahi hiçbir yere bırakmayız. Yani 40 yılda bir zaten evimize geliyorsun. Hem otururuz bir konuşuruz. Ha? Aa evet tabii tabii. Özledik vallahi bırakmayız. Evet yeğenini görünce unuttum bir sarılayım ya. Gel buraya gel. Gel. Gel iyi misin? Hastalığın nasıl? Hastalığın geçti mi? İyi iyi baksana geçmiş. Çok, çok iyi görünüyor. Zeynep gelsene şöyle otur bir rahatla bize. Yemek söyledik hep beraber onu yiyelim. Evet yok, teyze. Yok baksana yol yorgunu şaşkın şaşkın bakıyor. Harbiden teyze sana ne oldu? Hah, pizza geldi tam zamanında. Tamam, ben alıyorum o zaman, tamam. Hı? Zeynep sen de gel benimle. Gel şöyle mutfağa biz de tabakları falan getirelim, bir hazırlayalım. Ben yardım edeyim. Yok Öykücüğüm, sen masayı hazırlamaya başla, biz yaparız onu. Gel Zeynep. Siz ne yapıyorsunuz? Asıl siz ne yapıyorsunuz ya? Ne oluyordu içeride? Deminden beri oynadığınız tiyatro ne? Sakın Öykü'yü şimdi buradan götürmeye kalkmayın. Sakın. Zaten niye geldiğinizi anlamadım. Allah Allah. Siz kimsiniz? Ha? Ben Öykü'yü babasına götürmeye geldim. Siz kim oluyorsunuz? Bir dakika, bir dakika. Cemal mi gönderdi sizi? Teyze, Canan abla. Hadi gelsinize masayı açtım. Tamam Öykücüğüm biz teyzenle lafa daldık da uzun zamandır görüşmediğimiz için özlemişiz birbirimizi. Geliyoruz geliyoruz siz başlayın. Öykü bir baksana bu pizzaları yanlış mı yollamışlar? Biz böyle mi sipariş vermişiz? Sizden rica ediyorum.
Demir'in yanında Cemal'den bahsetmeyin. Demir hiçbir şey bilmiyor. Zaten şu an öğrenmesi için hiç doğru bir zaman değil. Lütfen. Öykü çok hasta, hiç kimseyi hatırlamıyor. Lütfen biraz düşünceli davranın, en azından bu akşamlık. Bakın, biz Öykü'ye bir mutluluk oyunu oynuyoruz, tamam mı? Bu oyunda biz hepimiz arkadaşız, hepimiz birbirimizi eskiden beri tanıyoruz. Siz de bize yardımcı olun ve buna katılın, tamam mı? En azından bu akşamlık. Öykü için, lütfen. Hadi Zeynep ya. Neredesin? Nerede? Karşılaştırılan DNA örnekleri sonucunda Öykü Göktürk'ün Cemal Eröz'ün kızı olmadığı tespit edilmiştir. Allah kahretsin. Beyefendi. Halledebilir misin sen şimdi bu rapor işini? Hallederiz de sen paradan haber ver. O kolay. Emeğinin karşılığını veririz. Peki sen bu raporu ne zaman verirsin bana? Klinik raporlarını hallederiz ama. O kolay. Ama mahkemenin istediği birkaç gün sürer. Bana bak. Bir yamuk çıkmaz değil mi? Bak sana güvenerek dava açıyorum ben. Çıkmaz. Merak etme. Çok yaptık daha önce de. Al bak. Öncekilerden bir örnek sana. İyice bak bakalım. Bir şey bulabilecek misin? Bir dakika, bir dakika. Sen kim hazırladın bu raporu? Yazıyor ya adı. Demir Göktürk diye bir herife. Çocuğu alıp herifi hapisten çıkartmak için acilinden avukat ayarlamıştı. Yani şimdi bu Demir Göktürk sahte belgeyle mi aldı mahkemeden çocuğu? Evet dedik ya. Sen şimdi istiyor musun bu raporları? Ona göre parasını peşin alacağım da çünkü. Tamamdır kardeş, tamam. Hadi hallet şu işi. Hadi. Bir an yanlış söyledim zannettim. Allah'tan doğruymuş. Çok güzelmiş bu pizza. Beğendin mi kuzum? Hayatımda bu kadar güzel pizza yemedim Candan abla. Teyze sen de yesene. Yiyorum teyzeciğim. Zeynep, Eskişehir'deki arkadaşların nasıl? Çok iyi. Teyze, sen niye böyle hemen gittin? Az kaldı Demir amca gelmeseydi kapıda kalıyordum. Ama işte Öykücüğüm ben geldim ya. Yani teyzem bana haber verdi, aradı. Sonra ben geldim senin kapıda da kalmamış oldun. Tabii aradım ya ben işte. Bu gece evimizde uyuyacağız değil mi teyze? Tabii evimizde uyuyacağız. Hı? Bücürük, vallahi küseceğim artık ya. Ne meraklı çıktın sen? Demir amca küsme. Olmaz öyle şey. Saat kaç oldu? Akşam bırakmam ben sizi. Burada kalacaksınız. Sığar mıyız ki buraya? Sığarız. Ayarlarız bir şeyler. O zaman bu gece burada kaldığımıza göre teyzem beni yatırsın. Tamam. Öyle olsun. Teyze, ne olmuşsun? Demir abla çok güzel bir kitap hediye etti bana. Hem de Küçük Prens. Yatmadan önce bana okur musun onu? Okurum teyzeciğim. Okurum tabii. Bak ben şu odada kalıyorum. Demir amcamın yeğeninin odası. Çok güzel bir oda. Sana yemekten sonra gösteririm. Böyle yatak şahane. Prenses odası gibi. Okuyorsunuz. Evet.
Evet. Şuradan okusan yeterli teyze. Tamam, hadi bakalım. Teyze. Efendim? Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Canan abla ve Demir amca çok iyi insanlar, biliyorsun değil mi? Ben onları çok sevdim. Sen yokken bana çok iyi baktılar. İyidirler. Gene onları görmeye geliriz değil mi? Geliriz tabii, niye gelmeyelim? Teyze. Efendim Öykü? Sen iyi misin? Ya bir yüzün garip geldi. İyiyim Öykücüğüm, dedim ya yorgunum sadece. Hadi başlayalım. Yani çok mu zor bir gününü Öykü'yle konuşmadan geçirmek? Bak daha dün geldi ikinizin de velisi okula değil mi? Tamam da öğretmenim, Öykü hasta diye niye herkes bana kızıyor? Kızmıyorum tatlım. Ben sadece daha dikkatli ol diye uyarıyorum. Anlaştık mı? Aferin. 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 Sen de çık. Teyze. Efendim? Bir şey soracağım. Söyle. Ben hasta mıyım? O nereden çıktı şimdi? Yok öyle bir şey. Okulda konuşurlarken duydum da. Yanlış duymuşsun Öykü. Yok öyle bir şey. Evet, yok öyle bir şey. Olsa sen de bilirdin, bana da söylerdin. Değil mi teyze? Öyle bir şey olsa ben bilirdim, evet. Yok öyle bir şey, yanlış duymuşsun. İnsanlar bu gerçeği unuttular. Sen unutmamalısın. Demir, Demir otursana şuraya. Allah'ım ya Rabbim, nereden çıktı bu kadın ya durup dururken? Şş, sakin ol, Öykü uyuyor, uyandıracaksın şimdi. Bak, ben mutfakta hızlı hızlı anlatmaya çalıştım biraz durumu. Tamam mı? Öykü'yü yatırsın, gelsin beraber konuşalım burada. Nereden çıktın sen? Ha? Nereden çıktın sen? Ya anlatacağım. Ne oldu ya? Bir sakin. Neyi sakin ol ya? Neyi sakin ol? Bırakıp gitmiş şimdi, bir anda çıkmış karşımıza. Sen ruh hastası mısın? Sen manyak mısın ha? Sen benim kızım ne durumda, farkında mısın? Haberin var mı senin Öykü'nün durumundan? Biliyorum, evet. Anlattı biraz. İyi anlattıysa sen de anlattın, sen defol git hadi. Şş, tamam, sakin olun Öykü uyuyor, uyandıracaksın şimdi. Şöyle oturalım mı doğru düzgün? Bir konuşalım hep beraber. Neymiş durum? Zeynep sen otur şöyle. Geç. Tamam, bir anlatsın niye gelmiş. Oturmuyorum ben. Demir bak, ben hata yaptığımı anladım. Öykü'yü çok özledim. O benim elime doğdu. Sonuçta ona nasıl baktığını bilmiyordum. Hep aklımdaydı. Nasıl olduğunu çok merak ettim. İçim içimi yedi. Vicdan azabı çektim. Ben de geri döndüm. Ya ne vicdan azabı ya? Ne vicdan azabından bahsediyorsun sen ha? Vermişsin eline bir mektup. Sokağa atmışsın kızı. Koskoca bavulla, kendinden büyük bavulla sokakta beni aradı. Farkında mısın sen? Şimdi çıkmış gelmiş. Ben vicdan azabı çektim. Oldu. Zeynep bak, Öykü'nün durumu ortada. Hastalığı çok ilerledi. Yani onu bu şekilde alıp götürürsen her şey daha kötü olacak. Nereye alıp gidiyor ya? Babası var burada. Babası, kapı gibi babası var. Hiçbir yere gidemez. İyi tamam. De hatırlamıyor seni. Yani sadece beni hatırlıyor ya. Şimdi alıp gitmezsem daha çok üzülecek, hayal kırıklığına uğrayacak. Onun için söyledim. Bu da doğru. Biz de uydururuz başka bir şey. Hadi git. Ya Demir, Öykü çok üzülecek. Kaç gündür teyzesini bekliyor. O zaman burada kalır. Bu da burada kalır işte bizimle. Ne? Ne demek ne? Ne? Hafızası gelene kadar işte kızım da üzülmemiş olur. Hadi özlüyordun, hasret giderirsin işte burada, bizim yanımızda. En mantıklısı bu. Yani ne yapacağım ben sizin yanınızda? Olur mu öyle şey canım? Olur, olacak da. Zeynep, yani Öykü yanında olsun istiyorsan başka seçeneğin yok. En mantıklısı bu. Öykü nerede? Anlatacağım. Ya ne demek anlatacaksın? Çocuk nerede çocuk? Cemal Allah aşkına sinirlenme. Bin şu arabayı, anlatacağım diyorum ya. Geç. Anlat, ne oldu? Ya, alamadım işte, bırakmadılar. Ne demek lan bırakmadılar? Ben sana onlardan izin al diye mi yolladım ha? Sana git çocuğu al gel dedim. Cemal bak, o işler öyle olmuyor. Çocuk gerçekten hasta. Ya kimseyi hatırlamıyor, yalnızca beni hatırlıyor.
Hadi hastalığını bahane ettik, aldık çocuğu. Demir peşini bırakacak mı zannediyorsun ha? İşler daha da karışacak. Olan çocuğa olacak. Yazıktır ya. Lan şimdi mi aklına geldi çocuğu düşünmek ha? Çocuk benim. Ne olacağına ben karar veririm. Ya Cemal, sen çocuk benim, Öykü'nün babası benim deyip duruyorsun ama Öykü'nün babası sensen. Mahkeme Demir'e nasıl verdi çocuğu? Hı? Sahte raporla. Nasıl ya? Sahte rapor mu? Her şeyi öğrendim kızım ben. Avukatıyla Uğur sahte DNA raporu düzenlemişler. Demir'in hiçbir şeyden haberi yok. Bu daha iyi. Ben gideyim isteyeyim, çocuğu babası istiyor diyeyim. Uğraşmayalım bu kadar. Olmaz. Olmaz. Çocuğun benim çocuğum olduğunu öğrenirse Demir çocuğu kaçırır. Bulamayız. Ben mahkemeden önce niye dikilemiyorum karşısında sanıyorsun? Ne yapacağız o zaman? Bana da vermiyorlar çocuğu. Bir de kalkmışlar burada kalacaksın falan dediler. Nerede? Demirler'de mi? Evet, onlarla yaşayacakmışım. Kalacaksın. Saçmalama Cemal. Kalacaksın. Şimdi hemen gidiyorsun. Ben geri geldim diyorsun. Öykü'yle daha fazla vakit geçirebilmek için teklifinizi kabul ettim diyorsun. Sonra ilk baş başa kaldığınızda Öykü'yü benimle buluşturuyorsun. Tamam mı? Hazır Demir hatırlamıyorken çocuğa kendimi sevdirip babası olduğumu söyleyeceğim. Sen bana her istediğini yaptırabileceğini mi zannediyorsun? Ha? Ne kadar? Ne kadar istiyorsun? Kısa kes onu söyle. Sen tekrardan kaç paraya bu çocuğun teyzesi olursun? Ha? Nereden çıktı bu kadın ya? Vallahi kafayı yiyeceğim. Dedi ya, vicdan azabı çekiyormuş, pişman olmuş. Yani yemişim onun vicdan azabına, inanıyor musun sen Candan? Var bir şey işte. Bir bit yeni var yani. Yani vicdan azabı çeken, özleyen kadını niye uzman bırakır? Yalnız sabah Öykü kalkıp teyzesini görmeyince çok üzülecek. Allah'ım yarabbim ya. Vallahi var ya, kızım üzülmesin dedikçe üstüme geliyorlar. Allah kahretsin ya. Bırakmayacaktım işte kadını. Ya yaka paça tutacaktım yani, kal burada Öykü'nün yanında diyecektim. Demir saçmalama, zorla mı tutacaktın kadını burada? Kim? Kim bu şimdi? Demir. Ben gidemedim. Düşündüm de teklifini kabul ediyorum. Öykü için burada kalacağım. Teyze. Heh. Kalktın mı Bücürük? Günaydın Öykücüğüm. Uyumadım. Bücürüksün. Bücürük senin adın. Ama Demir amca ya. Teyzem nerede? Teyzem tuvalete gitti. Gelir şimdi. Ah, günaydın. Günaydın. Hadi sen git, elini yüzünü yıka. Peki. Sizin burada kalıyor olmanız için bir bahaneye ihtiyacımız var. Evet evet. Evi su basmış. İşte taşınana kadar burada kalacağız filan dersin. İyi fikir. Olur, tamam. Heh. Al prenses. Prenses mi? Hı. Hadi geçelim. Ellerine sağlık Demir amcacığım. Afiyet olsun. Thank you.
Al bakalım kuzum. Sağ ol canım abla. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Demir'i bugün ben bırakabilirim Öykü'ye. Yok gerek yok. Sen işlerin falan vardır, onları hallet, ben bırakıyorum. Yok işim falan yok, ben bırakırım gerçekten. Gerçekten mi teyze? Gerçekten teyzeciğim. Bu nedir ya? Teyzeyi gördü, bizi hemen sattı. Gördün mü Candan? Ya vallahi çok kıskandım ben de. Ya hadi geç kalmayalım artık. Şu beslenmen. Sağ ol. Demir amca. Vitamin yemekten sonra hiçbir unutma. Tamam, vitamin veririm. Sen ver onu. Niye? Ver, teyzen taşısın onu. Ben taşırım. Öykü, bu çok ağır. İçine ne koyuyorsan çok ağır. Teyzesi taşısın şunu, al şunu. Ha, tabii tabii, ben taşırım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bay bay Demir amca. Görüşürüz. Görüşürüz Öykücüğüm. Görüşürüz anne baba. Ya kızı verdik bu kadına ama benim işim hiç rahat değil ki. Yok arkadaş, ben de gidiyorum. Demir dur. Dur, nereye gidiyorsun? Öykü görecek şimdi. Zeynep bir şey yapacak olsaydı şimdiye kadar yapardı. Bugün gelecek misin kliniğe? Hadi yok. Yani zaten çok iyi bir fikir değildi. Niye? İşte Murat falan gelir. Abuk subuk bir durum olur. O yüzden. Demir, ne Murat'ı? Neyse Candan işte yani. Gelmeyeceğim. Peki sen bilirsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın Layda. Öykü daha gelmedi değil mi? Ne bileyim ben, bekçisi miyim? Ya onun için sormadım. Hazır Öykü yokken size bir şey söyleyeceğim. E bir toplansanıza. Kapıyı kapar mısın? Ay ne oluyor Mertcan, ne bu güzel haller? Ya arkadaşlar, dün akşam annemle konuştum. Veli toplantısında bir şey öğrenmiş. Öykü çok hastaymış. Evet ya, benim annem de anlattı. Kesinlikle üzülmemesi ve yorulmaması lazımmış. Ve derslerde bazen zorlanabilirmiş. Ona destek olmamız lazım. Hepimizin. Ne hastasıymış acaba? Ya annem söyledi, hatırlamıyorum ismini. Ha bu arada Öykü bilmiyormuş hasta olduğunu. Sakın belli etme dedi. Çaktırmadan yardımcı olalım yani. Olur tamam. Olur tamam. Süper. Hadi yerlerimize. Teyze. Hı, efendim. Sen neden vitamin içmiyorsun? Ne vitamini? Hani grip salgını varmış ya, sen geçen arkadaşının yanına gittin, hasta oldun ya. Hı. Demir amcan da bana hasta olmayayım diye veriyor. Tamam, içerim. Günaydın Mertcan. Günaydın Öykü. Orası senin yerin değil. Ne demek benim yerim değil? Mertcan, ben seninle oturmuyor muydum? Karıştırdın herhalde Öykü. Uyku dalgınlığındandır. Bana da bazen oluyor. Karıştırdın mı? Hı hı. Bak senin yerin orası. Ha, doğru Mertcan. Özür dilerim. Bence sen git bir elini yüzünü yıka.
Açılırsın. Öykü. Günaydın çocuklar. Günaydın. Hadi bakalım matematik dersimize başlayalım. Açalım defterleri. Soru çözeceğiz biraz. Zeynep. Gel. Cemal. Ne yaptın? Bıraktın mı öyküyü okula? Bıraktım. Zeynep. Ha. Demir'i niye taktın peşine? Demir mi? Sakin ol, sakin ol. Şimdi yok. Ha sen o yüzden gelmedin bizim yanımıza. Ya geç. Gel, gel şöyle. Belli ki sana güvenmiyor. Kardeşim bir çay daha versene bize. Siz giderken arkanızdan sizi takip ediyoruz. Hiç fark etmedim ki ben takip ettiğini. Cemal. Hı. Ben çok tedirgin oluyorum. Daha ne kadar sürecek bu böyle? Ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecek. Ya kızım biz seninle anlaşma yapmadık mı? Ha? İkide bir sorup durma artık şunu. Dua et, paraya çok ihtiyacım var. Almanya'ya giderken çektiğim kredi yüzünden banka ensemde. Bir de bunun için içeri tıkılamam şimdi. Ya tamam ben onu halledeceğim. Sen dert etme. Sen benim istediklerimi harfiyen yerine getir. Yeter. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Şimdi mevzu net. Senin bana ihtiyacın var, benim de sana. Yani bir süre birlikteyiz. Zamanı geldiği zaman ben öyküyü alacağım, sen de paranı. Ondan sonra herkes kendi yoluna. Nasıl? Güzel anlaşma değil mi? Şş, bana bak. Öyküyle dışarı çıktığın zamanlarda dikkatli ol. Belli ki Demir Efendi senin peşini bırakmayacak. Ama ne yapacaksın, ne edeceksin? Onu atlatıp beni öyküyle buluşturacaksın. İyi tamam, elimden geleni yaparım. Elinden gelenin fazlasını yapacaksın. Hadi bakalım. Şimdi Demir Efendi düşünsün. Anacığım ya sen ne zahmet ettin, biz alırdık. Ne zahmeti Demir oğlum, sen de iyice ihtiyar ettin beni. Bir çay da getiremeyecek miyiz? Ay yok hacıhan, estağfurullah, yani ondan demedim. Anamın biraz böyle heyheler üstünde, bu arada her şeyi yanlış anlıyor. Sen sus işsiz. Anacığım. Niye öyle diyorsun? Anlattım ya ben sana. Anlattım durumu, yani acil bir durum oldu. Onun için işten ayrılmak zorunda. Ya öyledir. Hangi acil durumsa o. Ha yok anacığım. Bu kez oğlunun bir kabahati yok çünkü benim yüzümden. Hadi bakalım öyle olsun. Ben çamaşır asmaya gidiyorum. Siz güzel güzel yapın kahvaltınızı. Anacığım ben yardım edeyim sana. Sen otur, karnını doyur. Ben asarım. Vay be oğlum. Kaç yaşına geldin, anan hala kıyamıyor sana. Vallahi kıymetini bil. Ya oğlum sen şimdi beni boş ver. Bu teyze olayını anlatsana. Bilmiyorum abiciğim, bilmiyorum. Yani dünden beridir soruyorum soruyorum, kafamın içinde cevabını bulamıyorum. Bir de böyle dün bırakmış gibi öyküyü davranması yok mu? İyice uyuz oluyorum. Bir şey diyeceğim sana ben. Bu para mara için gelmiş olmasın? Para istemesin senden. Bilmem. Yani öyle bir şey olsaydı çoktan istemez miydim? Ha Uğur, para deyince... Tamam kardeşim, biliyorum. Biliyorum hastaneye borcumuz var, para bulmamız lazım. Herkese haber saldım. Yani bir yerden illaki bir haber gelecek. Halledeceğiz kardeşim, sen merak etme. Yok oğlum yok, yani sadece hastane borcu değil. Öykünün ilacı da bitti. Tamam. Tamam oğlum, tamam, halledeceğiz. Bir iş yaparız, anladın mı? Biz kendimiz bir iş buluruz, yaparız. İllaki kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, sen merak etme. Üzme kendini, buluruz oğlum. Yapacağız. Tamam mı? Merhaba Canan Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Teşekkür ederim. Bu kadar işinizin arasında sizi de buraya çağırdım ama. Önemli değil Canan Hanım. Yani Allah'tan yoğun bir gün değildi. Ne oldu? Öykünün durumunda bir değişiklik mi var? Yok, maalesef durum aynı. Ben aslında sizi başka bir şey için çağırdım buraya. Malum hastaneye gelemiyorum. Anlıyorum. Buyurun sizi dinliyorum. İhsan Bey, benim rahmetli babamın çok eski bir arkadaşı var. Kendisi başhekim. Ben ne yapacağımı bilemeyince onu bir aradım. Bir randevu aldım. Belki siz de benimle oraya gelirsiniz diye düşündüm. Bir dakika, yanlış anlamadıysam Öykü'nün tedavisini başka hastaneye sürdürmek için konuşmak istiyorsunuz. Evet, evet. Yani telefonda anlatamadım size. Yani belki bana konuşurken yardım edebilirsiniz. Ben durumu yanlış aktarmayayım diye. Tabii Canan Hanım. Ne zaman bekliyor bizi?
Aslında hemen. Yani müsaitseniz sizler. Tabii tabii, isterseniz kalkabiliriz. Pardon, hesap alabilir miyiz? Günde 4 ekmek tüketen bir aile haftada kaç ekmek tüketir? Herkes defterine çözsün, sonra birisi gelip tahtada sorunun cevabını yapacak, tamam mı? Hadi çözün bakalım. Öykücüğüm, zorlanıyor musun çözmekte, yardımcı olayım mı? Yok öğretmenim, ben yaparım. Öğretmenim, ben bitirdim. Tahtaya kalkabilir miyim? Öğretmenim, ben de bitirdim. Ben de bitirdim. Mertcan? Ne oldu? Bitirdim öğretmenim. Öğretmenim. Öykücüğüm, hadi gel bakalım, sen çöz tatlım. Ama öğretmenim. Bir sonrakinde sen çözersin Nerdeciğim, olur mu?